merhaba. Alev Alatlı ile mitolojinin gücüne geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün hocamı da bırakmadık. Bir siyaset bilimci olarak bu bölümde de bizimle birlikte olsun diye arzu ediyoruz. Bu bölüm özellikle de şu açıdan çok önemli. Batı'nın hem kendi tarih kurgusunda hem de başka toplumlar, Batı dışı toplumlar için kurguladığı tarih anlayışı içinde mitoloji ne kadar var? Mitoloji, semboller, hikayeler, efsaneler bu tarih kurgusu içinde, Batı merkezinde ve Batı dışı toplumlar içinde ne kadar kullanılıyor, ne kadar yer veriliyor? Bunu biraz bu bölüm konuşacağız. Süleyman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle ya. Aslında ev sahibi sayılırsınız ama biz böyle ya bir ev sahibi, biz yine de böyle bir o mitolojik ortamın içinde sizi aramızda görmekten mutluluk duyduk. Geçen bölüm bir hayli tartışmalı geçmişti. Merak edenler dönüp izlesin diyorum efendim. İki Alev Alatlı ve Süleyman Seyfi Ün'ün fikri ayrılıkları. Özellikle efsaneler ve abartmayın Allah aşkınıza. Ayrı yerlerden bakıyoruz. Allah Allah. Gayet sen normal. Bir şey söylesene. Tabii. Gayet hocam normal. Hep böyle politik tartışma izleyecek değiliz. Biraz da entelektüel tartışma izleyelim bence. Bunlar çok güzel şeylerdir, berekettir. Siz bizim tartışmamızı görmemişsiniz. Tabii. Sandalyeler uçuşur bizler. O kadar. Tabii, o kadar. Oo, tabii bu hiçbir şey değil. Bu efsaneydi. Hayır hayır, fantaziydi bu deyip hani onun üstünden bir tartışma gidiyor. Aynen öyle. Ama kendi adıma ben bu tartışmadan da çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Batı'nın hikayesinde mitlerin önemi diye soruyorum hocam. Şimdi sizden devam edelim. Şimdi geçen sefer, geçen haftaki programdan içimde kaldı. Yani seyircilerimiz için de söyleyeyim. Gidin internete mitoloji diye bir bakın. Allah, yer gök mitoloji. Yer gök mitoloji. Ne yapıyor bunlar bu kadar diye bakıyorum ben tabii her zamanki gibi. Ve gördüm de şu oldu. Mitoloji, yaratıcılık dedikleri şey için çok güzel bir çöplük değişlerindeyse. Bütün kuşlar içinde herkes bir şey didikliyor sanki. Ama Batı insanın yaşam biçimine de baktığın zaman bu hakikaten böyle. Çünkü mitolojinin girip de ihya etmediği ne bir müzik var, hı-hı, ne bir resim var, hı-hı, ne bir roman var. Bunları program içinde yavaş yavaş anlatacağız daha ne demek istediğimi. Efendim. Ve şimdi son zamanlarda çok önemli olan bir şey bilgisayar oyunları. Hı-hı. Bilgisayar oyunlarında müthiş yani. Tabii ilkokullara kadar işe indirmişler. Ve ilkokullara mitoloji öğretiyorlar. Bu mitoloji sadece kendi mitolojileri değil, kimin nesini yakalayabilirlerse. Mesela Buda diyorsun. Mesela tabii Buda falan gene hacı alem sayılır. Yani Buda'yı da Confucius falan, bunlar çok sudan anlatılmış olmakla birlikte. Yani Asya mitolojileri değil. Sudan anlatılmış olmakla birlikte var. Hatta Afrika var. Hatta Afrika var. Afrika'da değişik şekillerde var. Tabii Türk yok. Çok zorlarsanız şöyle bir ayrıma giriyorsunuz. Efendim, Türkik mitoloji ayrıdır, Türk mitolojisi ayrıdır. Nasıl şey o Türkik mitolojisi? Türkik deyince işte Moğol, Altay Dağları. İşte ve kim varsa, Moğollar, Uygurlar, şunlar bunları koyuyor. Türk mitolojisi Altay, o bize ait olan. Münferiden yani Anadolu'ya bağlayabildikleri onu, gibi. Göktürkler vesaire onları ayrıştırıyor yani onun öncesinde. Vallahi mümkün olduğu kadar, ve zaten bu detaya asla girmiyor Ayşen. Asla böyle bir detay yok. Yok sayıyor yani. Ama bu bizim alışık olduğumuz bir şey. Türk Osmanlı tarihi de yok sayılır neredeyse. Onlar evvelki de yok sayılır. Yani oturun, kendi adıma çok takdir ettiğim, hatta bir kitabımı ithaf ettiğim Edward Said'i düşünün. Türkiye'nin kapısının önüne kadar gelmiş ama Türkiye'nin içine girmemiştir. Döner her şeye. Dışarıya gider Araplara. Orta Doğu'ya gider. Döner Orta Doğu'ya geçer. Şimdi Türkiye'nin bu toplumun en büyük şanssızlığı olduğunu düşünüyorum. Bir tarafta Batı'yla
rekabet edersiniz, öbür tarafta Arap'la. Çık işin içinden ve sana ait bir kitap olmadığı söylenir her dakika. Ama hiçbir şeyde, sahada yok. Mitolojide bunu adam akıllı görüyorsunuz, yok. Yani Batı'nın mitoloji tarihinde, yani kendi hikayesini ve Doğu uluslarının anlattığı mitoloji, hı-hı, tarihinin hiçbir yerinde Türk mitolojisine dair tek bir iz yok. Yok, Türk yok, mitoloji diye ayırdığı şey de işte Moğollar vesaire, daha farklı. Farklı olabildiği kadarıyla, o da sağ olsun şey, Cengiz Han'dan dolayı. Onu diyecektim tabii. Tabii tabii, sağ olsun Cengiz Han'dan dolayı. Şimdi olmuyor tabii yani. Sağ olsun Cengiz Han. Şimdi öbür tarafa bakıyorsunuz, ona mukabil mesela ok altına gidenlerden bir tanesi Hunlar. Hun hiç yoktur. Çok tuhaf. Ne büyüğü ne küçüğü. Bulgar İmparatorluğu da yoktur. Yani şeyler evvelki Müslüman Bulgar İmparatorluğu. Hunlarınla aynı zamanda. Hayır, yok. Yani şeyde yok. Tarih sayfasında yok. Peki nerede çıktı bu adamlar? Nereye gitti falan? Hayır, yok. Kendi malzemelerinden, ellerindeki malzemeyle uğraşıyorlar. Ve bunu dediğim gibi ilkokula kadar götürmeye çalışıyorlar. Ve şeyde çok açık ve söylüyor. Diyor ki yani bir kere edebiyatın iyisi Batı'da. Kendilerine göre. Yani bunu söylüyor. Ya bizim magnificent kullandıkları laf da budur yani. Bir literatür ki Allah vermeye en mükemmeli kendilerinde. Ve bunu nereden başlıyor? Homer'den başlıyor mesela. Homer'den itibaren geliyor. İşte Plato falan böyle geliyor, devam ediyor. Peki onlar mükemmel de Gılgamış olmuş diyorsunuz. Gılgamış mesela ikinci derecede yazar. Ya bu coğrafyaya dair bu tavır yeni değil. Önceden de böyleydi diyor. Evet, önceden de böyle görünüyor. Yani bu da aynen devam ediyor. Şimdi diyor ki ama hepsi bir tarafa, kendi çocukları için söyledikleri laf bu ki ben çok şey alıyorum, ciddi alıyorum bunu hakikaten. İyi eğitilmiş biri olabilmek için. Öyle mi? Eflatun'u bileceksin efendim. Gılgamış'ı bileceksin. Onun için çok önemlidir diyor mitoloji. Şimdi bak buradan yakalıyor bir taraftan. Bunu temel eğitim olarak görüyor. Ve şeyden başlatıyor. En çok anlattığı hikayeni peki temel eğitim olarak görüyor. Hangi mitolojiyi öne alıyor? Bir bütün olarak koyu görüyor. En çok neyi anlatıyor? Mesela en çok çocuklara neyi öğretiyor? Ya valla İngilizce'ye çevrilmiş her şeyi öğretiyor benim gördüğüm o. Yani esas mesele ya, zaten Yunan Roma gidiyor. Yunan Roma. Sonra itirazım var. Peki, itirazınız not aldım efendim. Bu giriyor. Arkasından mı işte Alman var, şu var, bu var. Fakat Almanlar hiçbir zaman çok dikiş tutturamamışlar bunlarla. Onu görüyorsun. Çünkü Almanlar, şöyle söyleyeyim, Almanların kendi yani Germen kabilelerinden gelen Perez, Pagan tabii. Kendi hikayeleri var. Nitekim bu döndü dolaştı, sonunda bu Usartı dediğim şeye dönüştü. Yani başlı başına bir din haline geldi bugün yani, dünyada. Hitler'in de konuşacağız da. Asartu haline geldi falan. Oraya kadar gitti. Şimdi öyle olunca o çizginin dışında kalıyor kısmen. Kısmen tamamen demiyorum ama hangisi en çok dediğiniz için söylüyorum. Ama mesela bir İngiliz ilkokulunda veya işte nereye kadar indiriyorsanız onu. Yok, Almanya'da bir şey yok. Hayır. Yani ama kelt şey hikayeler daha çok onlar. Kelt efsaneleri falan diye okutulan şeyler. İsveç'te de sagalar okutuluyor. İsveç, onda ama da çok net söylüyorlar. Ya, diyorlar ki ne sanat, ne heykel, ne mimari. Efendim. Rönesans'tan Picasso'ya kadar. Doğru dürüst anlayamazsınız mitolojiyi bilmeden. Doğru. Açık söylüyor bunu. Tabii. Ondan sonra diğer başka sahalarda da aynı şey geçerlidir. Psikoloji. Çok sağ ol. Nebatat. Botani baya. Nebatat. Astronomi. Evet. Ve uzay teknolojisi. Bunu bilmek zorundasınız. Diyor. Şimdi hal böyle olunca çocuklara bunu böyle çok sofistike bir eğitim olarak sunuyor. Evet.
bu Harlem'deki çocuk Harlem'deki çocuklara değil. Tabii. Bu da beyazın beyazılarının. Evet yani bu onların şeysi değil. Bu şeyin Ölü Ozanlar Derneği'ndeydi galiba bir veya başka bir filmde de olabilir. Roma hikayelerini tiyatro olarak canlandırtıyorlardı çocuklara. Öyle bir film sahnesi hiç hatırlıyorum. Hiç açmam. Yani evet. Sen şimdi işte Jüri Sezar oldun, sen işte X Roma şey oldun, imparator oldun. İşte şimdi onun üstüne bize işte şunu söyle, bunu anlat falan diye tekrarlatıyorlar. Kendi adıma hep kıskanmışımdır doğrusu. Çünkü ben yani biliyorsunuz ben Asya'nın ciddi mitolojisi olduğuna inanan biriyim. Çok kıskanmışımdır. Niye yapmayız benzeri bir şey diye. Çünkü bir kere şey olursan, ülgen olursan ne bileyim veya başka bir şey. Hatırlarsın o miti. İyi bir şeydir bu. Yani ne şey yapıyorsun ki? Kaybediyorsun ki ama burada öyle değil. Burada öyle değil. Bunu bir de erguvani bir havayla veriyor. Ökçü ve üstünlükçü bir tabii, yani tabii, böyle tabii, bir soy tabii, ağacının devamlılığı devam gibi. Devam olarak görüyor. Çünkü gözü birazdan göreceğiz. Yani beyaz şey, süpremasi de buradan zaten şey yapar. Bir ucuyla buraya değinir. Şimdi bir şey koyuyorsunuz ortaya. Ve hem bir yandan insan çocukların, ailelerin sofistike taraflarını besliyorsunuz bir taraftan ve hoş şey oluyor. Öbür taraftan daha bence belki de önemli muhayyeleyi gıdıklıyorsunuz sürekli. Geçmişle de bağlantılandırarak aslında o işte o devamlılık, süreklilik, köklü olmak filan gibi bir takım atıflar da geliyor. Şimdi ben buradan çıktığı zaman pardon. Buyurun. Yok hocama şu itiraz ettiği konuya bir döneyim mi yoksa bunu bitirin yani, öyle mi döneyim? Bence bitirsin Alev abla peki, ondan peki. Sonra belki daha insicam. Şimdi buradan devam edince bir izah diye hep bir her yerde buna dokunuyorlar. Mitolojinin aslında ozanların söylediği hikayelerin kuşaktan kuşağa geçerek birikmesi olduğunu söylüyorlar. Yani bu hesapça bizim Dadaloğlu mesela iyi bir şey olurdu. Kör oldu. Örnek zamanı falan olurdu yani bu böyle bir şey. Ama şu şerhle ki bunlar ilkel öyle diyorlar. Bu ilkel malzemenin adam olması için mesela işte Picasso falan olmak lazım. Şimdi dolayısıyla bak o kadar çok şey çıkıyor ki Türkiye için bence. İstediğiniz kadar güzel çorap örün. Bu çorapları Louvre Sarayı'nda satamazsınız. Nasıl bunu demek istiyorum? Çünkü sembolleriniz ortak değil. Çünkü değil. Aşina değil. Aşina değil insanlar ve siz yani kendi sevmediğiniz bir şeyi başkasına yediremezsiniz zaten. Ama yani ben bu Kayseri'de mesela Gevernesi bir medresesinde şifahanesindeydim. İşte Selçuklu kartalları, aslanları, sembolleri. Aslında yani işte Germenlerin de aslanları, sembolleri, benzer tabii şeyler. Aslında çok da farklı toplumlar, çok da farklı semboller kullanmamış. Yani o da aslanı sembolize etmiş. Bu da imgeler o, tabii. Evet, o da güvercini sembolize etmiş. Bu o kart biri kartalı sembolize etmiş, biri güvercini sembolize etmiş. Hani baktığınızda çok da insanoğlunun hikayesinde farklılaşan. Hayır değil. Bakın şimdi Asatürk'e geldiğimiz zaman, döndüğümüz zaman yani Nordik ve İskandinav şeylerde paganizmine geldiğiniz zaman göreceksiniz. Çivi yazısı kullanır. Runik kullanır. Şimdi o runik yazı bizimkilerin, Türklerin işaretleridir. İşaretledikleri yerlerde de aynı yazı kullanılır biliyorsunuz. Bütün Sever Samuncuoğlu falan rahmetli şey yaptı. Buldu getirdi. Şimdi bu çok tuhaf bir şey oluyor. Yani o oradan geliyor, bu buradan geliyor ve aynı yazı türü. Okuyorsun. Ne diyorlar bu sefer biliyor musunuz? Bizimkiler zaten gittiler ortada şeye, Asya'ya. Ters göçten bahsediyor. Sonra geri geldi. Yani meğer ki çok bilinçli bir şekilde ve yalan söylemeden şeyi bulup çıkarasınız. Vasıflı ürünü bulup çıkarasınız. Kimse hiçbir şeye ikna edemiyorsunuz ve çoğu zaman da
Boş versene sen, burada bir şey yok işte, daha kolay geliyor insanlara. Burada yok, batıya bakalım. Orada batıya bakalım. Her şeyin orada şahı var, alası var. Tabii yani unutmayın ya, tuhaf nasıl bir içimiz perişan olmuş yani. Hakikaten perişan olmuş, insan onu görüyor. Son bir şey yapmaya başladım, buna güleceksiniz. 300 sene evvel söylenen biz adam olma izleri listesi çıkarmaya başladım. Padişahlardan gelir, üçüncü şeyden, Mustafa'dan falan. Çocuklar yazık ya. 300 sene. Ki daha öncesi de vardır. Vardır. Yani hadi artık orada tuttum utandığım için. Utandığım için orada tuttum. Ondan sonra tabii geliyor sakallı Celal'e. Ondan sonra dönüyor artık söylemeyeyim ama yani. Evet. Ve görüyorsun adam olmuyor kolay kolay. Bu çok tuhaf. Adam olmuyor mu yoksa adam olmuyoruz fikri mi geçmiyor yani? Geçmiyor çünkü olanı hem görmüyorsunuz hem de yüceltmiyorsunuz. Yani o şey yapmıyorsunuz, onore etmiyorsunuz, doğru mu? Onore ediyor olsan, mesela adamların böyle bir derdi yok. Ve burada çok açık da söylüyorlar, mitolojilerde en azından Batı mitolojinde şey yok, ahlaki kavga yok. Şu iyidir, bu kötüdür, bunu yapın, bunu yapmayın, bu yok. Söylüyor. Hatırlar mısın Bardakoğlu'nun söylediği türden bir şey bu. Hmm. Hatırladın. Tabii. Bardakoğlu hocanın söylediği bir şey vardı. Bardakoğlu hocam. Hatırlarsınız. Yani bunu yapma, bunu yap, bunu yapma, bunu yapacak diye bir liste çıkmıyor. Böyle bir şey yok. Misal şey veriyor, örnek veriyor falan filan ama. Meseller var. Meseller var. Evet. Ama mesel de belirli bir şey istiyor, soyutlama istiyor. Hocam şimdi itiraz noktanızdan biraz alalım. Tamam. Siz Yunan-Roma eksenli evet, bir anlatım. Alev ablayla aramızdaki temel farklılıklardan bir tane, biridir. Ben Greco-Romen kültür diye bir şey varsa, özellikle onun yapısal dünyasını bir antik formasyon olarak görürüm. Ve modern batıyla ilişkisinin ancak efsanevi ya da legendary anlamında söylüyorum. Efsanevi olarak kurulabileceğini düşünenlerdenimdir. Yani bu da yapılmıştır. Batı kendini doğudan veya dünyanın kalan kısımlarından ayrıştırmak için kendisine bir efsane kurmuştur. O efsanenin hikayelerinden biridir o. Roma yani, hikayesi. Tabii Grek ve Roma hikayesi. Şimdi diyeceksiniz ki ya hiç mi alakası var? Şöyle yorumluyor onu. Yani onu alıyor. Bir kere elective affinity dediğimiz bir şeye tabi tutuyor. Yani seçmeci yakınlıklar üzerinden şu işime yarar. Bu yaramaz. Bu yaramaz gibi. Öyle yaparsanız zaten herkes kendine ayrı bir kök, ayrı bir yerden bir kök bulabilir. İnandırıcı bir hikaye değildir bu. Ya bütün bu hikayelerin üretilmiş olduğunu düşünüyorum. Tabii ki üretilmiştir. Yani legendary bir şeydir bu. Yani ne anlamda? Bir dünyevi hikayedir. Dünyevi bir efsanedir. Bunu tabii ki temellendirmem benim keyfime göre olmadı. Ancak şeyi okuduktan sonra Mark Bloch'un feodal toplumunu ve Anel Tarihçi Okulu'nun tespitlerini onlar söylüyorlar zaten. Yani bunun yapı bozumunu yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Batı'nın hikayesi feodalitede başlar. Ve feodal dünya antik formasyonların tamamen dışındadır. Feodal dünyayı var eden iki şey var. Bir Roma'nın kalıtı olarak, mirası olarak kilise. Ve ondan sonra Avrupa'yı doldurmuş olan sayısız pagan halkın inançları. Şimdi buna baktığınız zaman zaten o kökler falan böyle hani bağlamak ancak bir zihinsel yorumlamanın konusu olabilir. Ancak mümkün olabilir. Şimdi birkaç yerde bağ görüyorum. Açık söyleyeyim. Mesela bunlar nedir? Bir, mitolojiyle ilgili görüyorum. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Germenler, Vizigotlar, Ostrogotlar, Normanlar falan doldurdular bunlar. Yani bunlar pagan. Ve bunların bir mitolojileri var. Şimdi dolayısıyla mitolojik bir eğilim var. Bu daha sonra Katoliklikle bir şekil hemhalleşiyor. Yani ya da paçal oluyor.
ortaya böyle hibrit sayısız kültürel patern çıkıyor. Bu paternler yaşıyor. Ve modernleşme süreçlerinde, yani feodalitenin kapitalizme evrilmesi sürecinde işte bir geçmiş aramak kendilerine, bir hikayelerini oluşturmak yani istedikleri zaman... Modern topluma ait şeyler olduğunu düşünüyordun. Tabii. Ama burada Grek mitolojisi işlerine yarıyor. Çünkü Grek mitolojisinin şöyle bir özelliği var. Belki başka hiçbir mitolojide olmayan bir özellik bu. Bunu Bertrand Russell Batı felsefesi tarihinde uzun uzun anlatır ve yücelterek anlatır. Yani tanrılarla insanlar çok böyle içli dışlı, yani tanrılar veya tanrıçalar böyle insani özelliklere sahip, yalnız güçleri var fazladan yani. Yani Zeus baktığınız zaman işte çapkınlık yapıyor, karısı Hera'yı aldatıyor. Hocama göre yalı çapkını. Yani yalı çapkını oluyor falan yani. İşte öbürü intikam alıyor, öbürünü aldatıyor, tuzak hazırlıyor falan. Şimdi bu hoşlarına gidiyor. Bu tür bir paganlık, bu tür bir mitoloji. Çünkü artık yeni dünyanın hükmü dünyevilik olduğu için, yani yer gök ayrımını bu kadar kesin, yukarının üstün güçleri ve üstün iyi niyeti aşağıdakilerin kötücülükleri arasındaki bir gerilime oturtmak istemiyorlar. İşte tanrılar bile bak geri geliyor, bu kadar kötü olabiliyor diyorlar. Şimdi bunu şöyle açacağım ben size. Ama önce şunları da söyleyeyim. İkinci aldıkları, çektikleri şey trajedyadır. Trajedi mitolojiden kopuştur. Ama gene trajedinin şekillenmesi mitolojik bir hikaye üzerindedir. Prometheus'ta, biraz da akıl da girer devreye. Tabii Promete'de olduğu gibi kader meselesi girer orada. Yani fatum, ya da daha doğrusu fate and destiny. Kadere teslimiyet meselesi. Evet, yani orada ama kadere teslim olurken bile ona direniyorsunuz. Yani böyle bir şey var. Sisyphos'ta veya şeyde olduğu gibi, Prometheus'ta olduğu gibi. Yani bir mitoloji, iki trajedi. Üç, felsefe diyeceksiniz ama bu felsefenin ne olduğuna iyi bakmak lazım. Bence Protagoras'tır. Ama asla Eflatun değildir. Eflatun eski dünyanın adamıdır yani. Ve imperium fikri ileri sürer. Kısmen Aristo'dur, mantık olarak kullanmışlardır. Yani baktığınız zaman böyle hani oh külliyen alıp hesabına geçir Batı'nın, Grek dünyasının, böyle bir şey çok tartışmalıdır. Yapısal olarak tamamen bence tahayyül, hayal ürünü bir şeydir. Roma da öyledir. Yani Roma'ya da başka açılardan bakabilirsin, onu ben çok uzatmak istemiyorum. Sadece Grekler üzerinde durdum. Şimdi bir şey anlatayım. Bu belki insanların ilgisini çeker. Alev ablanın da ilgisini çekebilir. Immanuel Kant, biliyorsunuz Königsberg'de bu adam yani çok şey bir hayatı var. Dakik bir hayatı var. Yani evinden çok nadir çıkıyor. Çıktığı zaman millet saat ayarlıyor. Yani çünkü belli bir saatte. Benim ise hep aynı saatte. Böyle rutin, kuru bir hayatı var. Zaman zaman da şunu sordurmuştur bana ya, bu kadar kuru ve rutin bir hayatın içerisinde evren teorisi, akıl teorisi falan nasıl çıkıyor? Bu kadar neyse, düşünce girdapları. Bir keresinde sadece şaşırıyor. Yani o gün herkes bekliyor saatin ayarı, Kant yok. Sonra araştırıyorlar, niye böyle? Rousseau'yu okurken dalmış. Şimdi Rousseau bence çok kilit bu açıdan. Evet, siz bunu bütün Batı siyasal düşünce tarihinde tamamen, hep söylüyorsunuz. Tamamen, Batı'nın bence kurucu babası, babalarından biri Rousseau'dur. Yani felsefi olarak Descartes diyebilirsiniz, Spinoza veya Leibniz falan diyebilirsiniz de. Ama onun bence daha şumullü ve kapsamlı kurucusu Rousseau'dur. Çünkü Rousseau'nun ikilemleri Batı'nın ikilemlerini kurmaya çok müsaittir. Farklı Rousseau'lar vardır. Ama mesela bir Rousseau'dan eminiz. O Rousseau şu. İlkelliğe övgüde bulunuyor. Paganlığa da övgüde bulunuyor. Ve diyor ki medeniyet bizi kirletiyor. Halbuki bizim paganlığa dönmemiz lazım. Ve bunu anlatmak için de şöyle bir hikaye anlatır. Çok ilginç. Ne mutlu insanlardı onlar. Tanrılar onlar için savaşıyordu. Bizde ise tersi oluyor. Biz tanrılar için savaşıyoruz. Ve tanrılar ortada yok. Şimdi bu
aslında Katolikliğe bir müthiş eleştiridir. Bunu geçenlerde bir meslektaşım... Şimdi burada pagan kelimesini bir açalım. Açalım. Hocam. Pagan yani çok tanrılık demek. Paganlığı konuşalım. Paganlık çok tanrılık. Politeist demek. Ama paganlığın kurgusunda şu vardır. Karşılıklık. Mutual'dır her şey. Yani bu dünyadaki ihtiyaçlarınız... Çok dünyevi bir karakteri vardır. Bu dünyadaki ihtiyaçlarınızı tanrılar karşılamak için vardır. Yani yağmura ihtiyacınız var, tanrı... Ya gidiyorsunuz, yağmur tanrısı yapıyor, ona tapınıyorsunuz. Yağmur yağınca da mutlu oluyorsunuz. Yani bir şey bekliyorsunuz, karşılık bekliyorsunuz. Bu çok uygundur feodal dünyaya ve sonrasına seküler kapitalist dünyaya. Fakat bu Hristiyanlığa uygun bir şey değildir. Onu söyleyeceğim. Geçenlerde bir dostumla, tabii ismini zikredemeyeceğim ruhsat almadığım için ama şunu söyledi bana ki ben hararetle katıldım kendisine. Bir sohbet ediyorduk. Ya dedi bu Hristiyanlık buraların dini kardeşim dedi. Anadolu'yu kastederek. Elbette Orta Doğu burası. Orta Doğu, evet. Bu Avrupa'da bu emanet gibi durur. Bunlar Hristiyan olamazlar. Bunlar olsa olsa Katolik olurlar. Katolik olduktan sonra da Katolikliği yıkmak isterler. Çünkü bunların arkasında müthiş bir pagan dünya var. Kültür. Pagan dünya. Onun için ilkelliğe övgü, doğaya övgü, medeniyetten şikayet, kaçma arzularını daima rezerv olarak tutmuşlardır. Ali ablanın demin benim de heyecanla izlediğim, anlattığı hikaye bir kaçış hikayesidir. Bir öz nefret, öz tiksinme çünkü medeniyet, kapitalizm, sanayileşme, bilmem ne, şehirleşme hepsini yaptılar. Sonra ne yaptık biz dediler yani. Nereye sığınacaksınız? Pagan kökler. Ve hemen stoacılık hatırlandı. Hemen efendime söyleyeyim paganlık hatırlandı. Paganlığın sahiciliği bakın karşılıklılık. Ve bu tam bir anti İbrahimi bir süreçtir. Harekettir. Bu batıdaki evet. İslamofobinin yükselmesini bu sağ akımlarla birlikte efendim, buraya bağlayabilir misiniz? Yani çünkü tersine, orada da pagan semboller tabii, çünkü, var. İbrahimiliğe düşmandır bu bakış. Çünkü İbrahimilik şudur. Karşılıklılığı ortadan kaldırır. Yani şimdi yani bir müminin Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun. Yani semavi dinleri kastediyorum. Tanrı ile kurduğu ilişki karşılıklı ilişkisi olamaz. Yani Tanrı ne eylerse güzel eyler. En güzel bunu Yunus anlatmıştır. Yunus o muhteşem şiirinde diyor ki bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huriye isteyene ver anları bana seni gerek seni. Yani ben korktuğum için değil. Ben ödül beklediğim için değil. Ben sana ulaşmak arzusu, iştiyakı, aşkı içinde olduğum için. Şimdi baktığınız zaman bu çok aşkın bir fikir. Bu feodal kafanın taşıyacağı bir fikir değil. Bu pagan geleneklere sahip, derin pagan geleneklere sahip Avrupalının üzerinde emanet durur bu ancak. Ve bunu çiğnerler. Niye bu kadar Hristiyan şeye düşman oluyorlar, İslam'a düşman oluyorlar? Çünkü bugün Katolikliği bitirdiler zaten. Yani Katolikliği bir şey kalmadı. Ne ayakta duruyor? Ayakta duran İslam. Son derece katılıyorum. Dahası var. Bu işte... Eşcinselliğe vesaire vesaireye gösterilen son zamanlarda abartık alkışlar. Dur, bir şeyle paralel gidiyor. Paganizmin artışıyla paralel geliyor. Çok ilginç. Çok ilginç. Çünkü bu tür paganizmde de şey yok. Bir beis yok. Anlatabiliyor muyum? Seçmece. Tam hocamın dediği yere geliyoruz o zaman. Tabii seçiyorlar bazı şeyleri. İhtiyacım yani kapitalizm bu, kendi ihtiyaçlarına göre yani kapitalizmi çok geniş bir çorba kavramı. Yani Grek mitolojisini niye seviyorlar? Çünkü Grek mitolojisinde cesaret yoktur aslında. Onu cesarete dönüştüren trajedidir. Orada cüret etme vardır. Ve Kant aydınlanma nedir risalesinde dare to know diyor. Yani bakın courage başka cesareti kullanmıyor. Cüret et. Şimdi bu cüretkarlık nereden?
Yani cüret nereden? Bizde cüret şudur, cahilin işidir. Cahil cüretkar evet. olur. Tabii cahil cüreti derler. Tabii tabii ne demek zaten. Cüret etmek yani? Cesaret başka bir şeydir bizde. Tabii. Grek mitolojisini niye sevdiler? Çünkü onun bir özgül tarafı var. Başka mitolojilerde olmayan bir tarafı var. Orada cüret var. Bakın şimdi bir Prometheus hikayesi mitoloji içinde anlatılırsa cürettir o. Trajediye dönüşürse epiktir. Destansı tabii bir hale dönüşür. Tabii ki öyle. Ondan sonra. Ve insanlığı aydınlatmaya falan götürür. Odur. İnsanlığın faydasına. Onları böyle kendilerine mehas oluşturdular. İstinat yaptı, duvarı yaptılar. Yaslanabilecekleri. Ama bu da bir legend'tır yani. Bu da bir efsane. Efsanedir. Bu adamlar feodaldir. Feodal. Greco-Roman dünya günahı, sevabı her şeyiyle antik bir formasyondur. Bir kere anakronizm yapıyorlar. Onu alıp bilmem nereye, Rönesans'a taşıyorlar, bilmem şeye taşıyorlar. İlham almış olabilirsiniz, yorum yapmış olabilirsiniz. Ama bu yorumlarınızın doğru olduğu anlamına gelmez. Onun için tarihçi okulunu okumak lazım. Yani bunlar çok ciddi çalışmalar. Aslında o zaman eğitim sisteminde, Batı merkezli eğitim sisteminde okuttukları da bu çerçevedeki o hikayeyi, hikayeler. Daha doğrusu o efsaneyi gerçek gibi temrin ettirir. Atladıkları şeyler var, yerler var. Şu, hocam da fikir olmadığım nokta da buradan. Yani şu. Roma hukuku. Başlı başına dikkate alınması gereken bir şeydir. Laf olsun diye çıkmadım Roma hukuku. Roma hukuku köleliği kabul eden hukuktur. Bunun da kökü gene şeyden gelir. Yunan'dan gelir. Çünkü toplumu üçe bölmek. Üçe bölen, evet. Efendim. Ve ahlak, etik o bölündüğün, içine hapsedildiğin sınıfın dan dolayı mutlu olmayı gerektirir. Doğu Roma'nın ne diyeceğiz o zaman? Ne Doğu Roma? Götür geriye Roma hukuku. Tamam. Peki şu nereden çıktı? Hangisi ama? Yani Konstantin'in, Justinianus'un gibi yoksa diğerleri mi? Bugün hukukun temeli olan Roma hukukuna bakalım. Gayet tabii oradan bahsediyorum. Onu al. Et utendi abu. Evet. Kullanmak tüketmektir'den başlayıp. Kapitalizmin temel taşı olan Roma hukuku ki her tarafa sığındı, atıldı, kondu etti. Buradan gelmediyse nereden geldi? Evet. Lütfen bunu bana tam söyle. Bağlam farkları. Bakın anakronizme düşme tehlikemiz oluyor. Evet doğru. Çünkü o ifadenin kullanıldığı, ortaya çıktığı dönemin şartlarıyla kapitalizmin bir alakası yok. Ama kapitalizm bunu alır. Ha. Bu ifade yani, alır, yorumlar yani, yorumlar. Bağlam ya, farklıdır ama. Yavrum nasıl bağlam farklı? Sen karının bizzat evet. Kölendir. Karının şey yapabilirsin, cezasını kendin verirsin, öldürebilirsin. Sorulgu sual yokmaz ve tam hakimiyetin vardır. Kölelerinin, oğullarının ve şeyin üzerinde. Peki ben patişiyi ne yapacağım? Oradaki bir patriçi diye oturan bir sistem var, bir ağalık var, feodal. Yani bu... Ama bu feodal. Yani sen hep feodal deyip duruyorsun ama feodalin aslı burası. Ama bakın, yani ben feodal dediğim şu. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım herhalde tarihsel olarak. Yani tarih dediğimiz hikaye, bu 12 bin, 15 bin senelik hikayenin bazılarına göre 14.500 senesi. Peki. Bazılarına göre benim gibi düşünenler 14.750 senesi ortak çevrimlerin konusudur zaten. Bunun merkezinde saban vardır. Ben daha pratik anlatmak itibariyle tarım söyleyeyim. Tarım toplumunun en efendim, tarım toplumudur. Tamam. Bu tarım toplumlarının formasyonları farklı olabilir. Yani mesela daha yaygın Çin'iyle, Hindi'yle, İran'ıyla, Anadolu'da Roma'sıyla imperium vardır. Maksi sistemler vardır. Ama bunun hemen zıttında daha dar ölçekli ticaret kentleri vardır. Mini sistemler vardır. Fark etmiyor ki. Bir şey fark etmiyor esaslı olarak. Veya devletli toprak sistemleriyle, buna patrimonyalizm diyorlar veya prebendalizm diyorlar, feodalite arasında
formasyon farkı vardır. Elbette vardır formasyon farkı. Ama sonuçta bunlar aynı yere çıkarlar. Bunlar zirai toplumlardır veya topluluklardır. Ben böyle koyduğum için hani belli süreklilikleri feodalitede görmekle antik dünyada görmek arasında bir fark yok. Mesele şu, son 250 senelik tarih inşa edilirken retrospektif olarak, geriye yönsemeci olarak oradan alınan bir takım şeylerin hikayeleştirilerek bir şeylere mehaz oluşturmasına gözü kapalı evet mi diyeceğiz yoksa eleştirecek miyiz? Ben eleştiren grubundayım. Ben bu hikayeyi yemem yani. Böyle Greco-Roman hikayeyi falan ben açık peki, söyleyeyim hocam, siz mitoloji de diğer hemen her şey gibi ekonomisi dışında düşünemeyiz derken. Tabii, maddi aslında. Uygarlık dediği Brodel'in maddi uygarlık üzerinden bakacağız önce. Siz geçmişten bir şeyi alıp bugüne taşıdığınız zaman bu bir anakronizma meselesidir. Yorum denilen bir şeyi doğurur. Her yorum kendi içinde tartışmalıdır zaten. Ya ama bugün de geçmişten hem de eski çağlardan yani, çok fazla şey bugüne taşınıyor. Taşınıyor yani, hepsi birer yorum. Çağlardanmış gibi veya taşınıyor. Tabii tabii yani dünü bugüne sokuyoruz. Evet. Bugünü geçmişe taşıyoruz. Zihnimiz bu açıdan çok bence problemli. Zaten problemli. Ama iyi bir tarih düşüncesi, tarihselci bakış dediğimiz bakış yerli yerine koyar. Yani bir şey nerede söylendi? Geçen programda arz etmiştim yani metot olarak. Evet, evet. Nerede söylendi? Ne zaman söylendi? Kim söyledi? Ne için söyledi diye bakmak lazım. Orada standart yok. Peki bu buradan yola çıkarak o zaman, hocam programımızın sonuna da geldik. Orayı da bir bağlayalım. Burada biraz bir duralım istiyorum. Batı mitolojisinin kendi anlatılarını diyeceğim artık hani tanımı neyse de kendi anlatılarını merkeze alıp diğer toplumların anlatılarını eğitim sistemine, kitaplara, romanlara, işte filmlere aktarmamasını, aksetmemesini bir şey olarak görüyorsunuz. Bir ne diyelim bir tuzak olarak görüyorsunuz. Vallahi hem evet hem hayır Ayşe'cim, yani böyle de düşünmüyorum. Ama gördüğüm bir şey var, kendilerinin kendilerinden ne kadar emin ve tuzağının kuru olduğunu söylüyor bana. Ki bu bana korkutucu geliyor. Hı hı. Esas derdim o, bana korkutucu geliyor. Ve yani en iyi örneği de burada bulurum, Roma hukukunun bu şeyinde. Bütün hukuk sistemleri temel olmasında. Bu tane hikayesinin hala geçerli olmasında. Roma hukuku diye birinin yok gözleri bağlı nemesisin ortada dolanmasında. Şurada burada ve Ankara'da bizim doğrusu Anayasa Mahkemesi'nin önünde gördüğüm zaman bile tüylerim ürperiyor. Gözünü iyice açıp bakması lazım. Evet, tam tersi. Bence gözlerini tam açması lazım. Adalet gözünü açması lazım yani. Tersi. Hocam bunu söyledi diye ne kadar eleştiri aldı biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'nın bir eğitim toplantısında. Bunu söyledi diye dünya kadar insan hocamı eleştirdi yani. Hani verili bir şeyi nasıl eleştirebilirsin ezber diyorlar. Ezber bilgileri bozduğu için aynen Alev öyle. Abla. Ezber, yani. Ezberi bozuyor yani. Yani ama olay bu. Şimdi yani nasıl bir sistem bu? Böyle bir sistem Ayşe Hanım, bir düşünün Allah aşkınıza, yani kendi karısını kocasına köle yapan, yem yapan, ölümüne yem yapan bir sistem eşitlik mi savunacak dünyada? Kapitalizmi mi iteleyecek, tepişecek asla? Çünkü sorgulamıyor artık, memnun. Aslında siz buradan hukuk felsefesi gibi çok temel bir şeyin sorgulanması gerektiğini söylüyorsunuz. Tabii ki, yani, tabii ki söylüyorum. Tabii ki. Ben yani hep arzu ettiğim, hani hızla kendi toplumum için. Dünya helal, böyle olmak zorunda değildi. Şeyinde yapıp evet, yani helal yasal ve yasal olan helal değildir de tabii buradan. Yani, her helal olan yasal değildir. Böyle şey olmaz. Bu nasıl veya yasal olan helal değildir. Her iki türlü de işler. Şimdi bunu nasıl kabullenirsiniz? Ve öyle bir hale gelmiştir ki ya yayıldıkça bu, yani mitoloji dahil, yayıldıkça kabul edilir bir hale geliyor. Allah kelamı sanki. Evet. Yani bir bal gibi değiştirebilirsiniz. Yani Roma hukuku ve Roma felsefesini yeniden düşünmek gerekir. Yani Roma hukuku. Bence evet. Bence hikayeler evet. Bence üzerinden. Şimdi bakınız, Marcus Aurelius'un veya Lucretius'un veya Seneca'nın dünyası bizim dünyamızdır. Buraların dünyasıdır. Yani şeyle mukayese edelim lütfen. Spinoza'nın panteizmiyle Marcus Aurelius'un
panteizmini mukayese edelim tabii. Bakalım. Hangisi bize yakın? Tabii. Sapsans tabii. Aramıyor ki o. Bu tabii. Diyor ki bütün varlıkları sevgi bağı, sevginin rahmeti birleştirir. Ne kadar bizim mutasavvıflar gibi, yakın. Vahdeti vücutçular evet. gibi konuşuyor. Evet. Tabii canım ve şeyde bile vardır. Sezar'a gelince bizde de ne Sezarlar çıkmıştır. Tabii. Yani Yavuz Sultan Selim bir Sezar'dır. Bunu hep söylüyorum ben. Bu biraz da bize iğneyi batırıyor izninizle. Yani Konstantin'de Kanuni Sultan Süleyman'ı ya da daha doğrusu Justinianus'ta Kanuni Sultan Süleyman'ı görüyorum ben. Konstantin'de de Fatih Sultan Mehmet'i görüyorum. Konstantin'de nasıl görüyorsun? Kurucu, bani. Daha ne olacak benzer yani? Benzer ünvanlar da kullanıyor. Kullanıyor yani. Da zaten. Kullanıyor zaten. Evet. Yani Roma dediğimiz şey bizim tarihimizdir. Birinci Roma pagandır. İkinci Roma Hristiyandır. Üçüncü Roma Müslümandır. Yani Roma İmparatorluğu tabirini kullanıyor tabii Fatih ki. Sultan Mehmet kendisi için. Kullanmaz mı? Kayseri diyarı Rum diyor. Diyor evet. İznikli Eşrefoğlu Rumi deniliyor. Mevlana Celaleddin'i Rumi deniliyor. Erzur Rum deniliyor. Tabii. Biz Rumuz. Rum toprağı burası. Ya Rum derken tabii şey anlamı. Yani Helen Roma'ya dayanarak yani, söylüyorsunuz. Roma'ya dayanarak söylüyorsunuz. Ve Roma Helenliğin reddi üzerine kurulmuştur burada. Peki bu da güzel bir tespit oldu. Efendim haftaya bu üç noktadan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.